O bizim biraz belimizi... Evet kıymetli arkadaşlar, bugün yoğun bir programımız var. Fethiye'deyiz. Sizler de bizlerle birlikte süreci, programları takip ediyorsunuz. Bildiğiniz üzere az önce Karaot Plajı'ndaydık. Karaot Plajı'nı biliyorsunuz Fethiye Belediyesi'ne tahsisini gerçekleştirdik. Şimdi de Büyük Samanlık C tipi mesire yerindeyiz. Burası da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bir yerdi. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemir ile görüşmelerimizin sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Fethiye Kaymakamlığı'na tahsisini gerçekleştirdik. Tahsisten sonraki işletme sürecini de Fethiye Turizm Otelcilik Okulu'na işletmesi üzerine bir protokol imzalandı. Burada Fethiye Turizm Otelcilik Bölümü, başta müdürlerimiz, hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte çok güzel bir yer olmuş. Sizler de görüyorsunuz. İşte staj yapan öğrencilerimiz aynı zamanda hem eğitim alıyorlar, hem stajlarını uygulamalı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Hem de kendi bütçelerine bir katkı sağlıyorlar. Birkaç eksik var, onu da yerinde gördük. İşte bir elektrik olmadığı için jeneratörle şu an işlerini görmeye çalışıyorlar. Bunu önümüzdeki süreçte bizler de takipçisi olacağız. Gerçekten deniz harika. Az önce burada oturan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirler vardı. Onlarla sohbet ettik. Onlar da çok beğendiklerini söylediler. Önceki hali ve sonraki hali arasında. Çok güzel bir tesis olmuş. Güzel bir restoran var. Fiyatları oldukça makul. Şimdi Muğla deyince, Fethiye deyince herkes biraz bu ekonomi nedeniyle fiyatlardan korkuyor. Ama gerçekten fiyatlar, yeme, içme çok makul fiyatlarda. Yani normalde Fethiye'nin içinde yiyebileceğiniz bir fiyatın burada da deniz kıyısında hem vakit geçirerek hem denizinize girerek hem de çok hijyenik, temiz, pandemi kurallarına da son derece uygun. Teftişleri de, denetimleri de zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve hocalarımız tarafından da yapılıyor, denetleniyor. Ben çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun Fethiye'ye. Fethiye'li hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. İnşallah önümüzdeki süreçte Fethiye'deki halk plajlarının sayısını daha da arttıralım. Vatandaşımızın bu yönde çünkü bizlerden talebi var. Bizler de tahsisini yapıyoruz, yerinde inceliyoruz, eksikler varsa gidermeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün Bey'in basında çok sık çıkan açıklamaları var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koyları işte birilerine peşkeş çekiyor şeklinde. Sizler de okumuşsunuzdur. Sık sık da bunu tekrarlıyor. Bu konuda vermek istediğiniz bir yanıt var mı? Vallahi az önce Karaot Plajı'nı hep birlikte gezdik, dolaştık. Karaot Plajı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Fethiye Belediyesi'ne tahsisi yapıldı. Eğer Osman Bey'in iddia ettiği gibi bir şey olsaydı biz Fethiye, CHP'li Fethiye Belediyesi'ne AK Parti hükümetleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu Fethiye Belediyesi'ne bu plajın tahsisini yapmazdık. Bu çok güzel bir örnek. İkinci güzel örnek işte burası. Büyük Samanlık C tipi mesire yeri. Kime vermişiz? Fethiye Kaymakamlığı'na vermişiz. Oradan kim almış, işletiyor? İşte devletin okulu, Turizm Otelcilik Okulu. Burada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, vatandaşımız, halkımız iç içe. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz her zaman vatandaşımızın ve hemşehrilerimizin lehine olacak her işin içindeyiz. Bakış açısının, algının bu şekilde yönlendirilmesini de açıkçası doğru bulmuyorum. Az önce de söyledim. Bizler her zaman vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın en güzel, en temiz, en hijyenik şekilde, en ucuz fiyatla tatilini yapabilmesi için, özellikle yerel vatandaş. Az önce sohbet ettiğimiz kişi dedi ki dışarıdan gelenler olabilir, onlar tatil için geliyorlar, para harcayabilirler. Ama biz burada yaşıyoruz dedi. Yani Fethiye'den evimden çıkıyorum, buraya geliyorum. Uygun fiyatla tabii ki denizime girip yemeğimi yiyip tatilimi yapmak istiyorum diyor. Temiz ve pandemi şartlarına uygun olarak. O yüzden biz yerel halkı da düşünmek zorundayız. Yerelde Fethiye'de yaşayan vatandaşımızın en temiz denize girip en güvenilir, en sağlıklı, en hijyen koşullarına uygun bir şekilde o hizmeti vermek istiyoruz. Burası bir örnek diyebiliriz. Bence burası çok güzel Türkiye bir için. Örnek. Çok güzel bir örnek. Önümüzdeki günlerde yine istişare ederiz. Başka koylarımız varsa yine bu şekilde, yani Fethiye Kaymakamlığı'na verilebilir.
Gerekirse belediyeye verilebilir. Ne gerekirse yapılır. Amaç vatandaşımızın uygun, temiz, hijyenik koşullarda, pandemi kurallarına uygun bir şekilde, uygun fiyatlarla yiyip içebileceği plajlara sahip olması. Muğla'nın diğer ilçelerine de tabii ki örnek olacak inşallah. Tabii ki. Tabii ki. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.